Bir kutu sakız versene. Neydi ya? Arkadaş başlıyoruz yine ya. Neydi ya? Neydi? Ben size söyleyeyim istiyorsanız. Fazla zorlanmayın. Yok yok. Kendim bulmazsam kafayı yerim. İpucu vereyim hanımefendi. Yok. Kendim bulacağım. Şimdi bulacağım. Hanımefendi, ben Ahmet Kural. Gazi dizisinde 1014 bölüm başrol oynadım. Onu biliyorum Ahmetciğim. Ben parfümünü soruyorum. Nedir bu parfüm? En sevdiğim erkek parfümü budur da. Sen parfümünü mü soruyorsun ya? Gel kokla bakayım o zaman. Bir şey yap gel. Kokla. Buyurun. Ben size içecek bir şeyler hazırlayayım. Yatak odası ne tarafta? Yukarıda. İyi, ben oradayım. Tamam. Şimdi benim bazı doktor problemlerim olduğu için bir süre ara verdim ben. Ne oluyor ya? Bugün yasak yok Ahmet. Birbirimizin olacağız. Tabii tabii olalım ya. Olalım vallahi. Olur hanımefendi, niye olmasın? Aa, hanımefendi yok artık Ahmet. Şu andan itibaren bana Kısra'm diyeceksin. Kısra. Boynumu öp. Öpeyim, ne olacak? Dur dur. Önce elimi tut. Kısrağım ne bana çabuk. Kısrağım. Kişne. Ha? Kişne. Ya, ya. Ama hanımefendiciğim ne yaptınız ya? Ne yaptınız bana? Kısrağım de. Ne yaptınız kısrağım ya? Al bunu yet. Ha? Yet. Şimdi dik. Af buyur. Dik onu Ahmet. Dik o gömleği. Ama ben anlamam ki dikişten. Sen dikene kadar burada bekleyeceğim. Git gömleği dik getir. Sonra da kafana geçir. İşte ondan sonra Ahmet. Birbirimizin olacağız. Hemen diktirip geliyorum. Ahmet kalkmış, Gayle benzemişin. Salih abi, çok zor durumdayım. Annen evde mi? Müsait mi? Annem var. Ne biçim soru lan öyle? İçki dikiş var mı abi sende? Ne olursun gözünün çapağını yiyeyim ya. Yok. Oğlum kim yıktı lan üstüne başını? O ne? Gömlek. Ver bakayım. Ha, kadın gömleği lan bu. Ama içinde kadın yok. Kadın nerede? Sen mi giyiyorsun onu? Ben niye giyeyim abi ya? Kadın giymiş hakikaten. Hayır, hadi yırttın. Neyi yırttın abi? Sen ben... Ben 30 yaşlarda. 1.78 boylarında. İnterlandında kayısı kokusu var. Demek ki Malatyalı. Çok kaliteli, çok güzel. Süt, Türk. Sen niye ağlıyorsun lan? Ağlamıyorum Salih abi. Kadın sağ tarafıma vurdu, sol gözümden yaş akıyor. Kurban olduğum, ne olursun yardım et. Çok zor durumdayım Salih abi. Vay kardeşim benim ya. He, Doktor Kimball da geliyor. Kaçak. Ferideciğim ne haber ya? Ne yapıyorsun? Ne işin var burada? Hayırdır? Ahmetciğim, şu yırtık kadın gömleğini bir alabilir miyim? Ya bir dur Salih abi ya. Hayırdır? Oğlum arıyorum seni kaç gündür. Açmıyorsun telefonlarını. Merak ettim. Bir şey oldu sandım. Bu ne hal? Önemli bir şey yok ya. İşte deneyler, elektrik, kısraklar aynı şeyler yani. Hayırdır? Sen ne yapıyorsun burada? Ya senin şu amca var ya Ahmet. Boynu boynuna intihar etmeye çalıştı yine. O ne boy ne lan? Diyabeti varmış. Eşi de hastanede şimdi. Evet. Bana bak. Bunlar ne kadar hastanede kalacaklar? Ne kadar tutalım? Ha sen onun için geldin buraya. Ya ben de sandım ki. Ahmet, dikemedin mi hala bir gömleği? Dikeceğim. Sırt lan! Ya Salih abi dur bir ya. Feride açıklayabilirim, kurban oldu. Şimdi anladım senin niye telefonlara çıkmadığını. Söylesene oğlum ya.
Kızmadın mı ya? Yo, niye kızayım? Hatta sevindim bile. Ben de diyordum Ahmet'in yanında niye bir yeri yok? Öyle mi? O zaman ben bir yukarı çıkayım ya, ha? Müsait bir zamanda görüşürüz artık. Hadi. Görüşürüz, görüşürüz. Sen bak keyfine canım benim. Yalnız Ahmet, bu gece de bunlar hastanede kalsın ama ara beni, tamam mı? Tabii tabii. Ben bir yukarı çıkıyorum ha. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Geliyorum kısram. İnneni, ipliğini hazırla. Geliyorum.